henüz 20 yaşına bile gelmeden küçük bir krallık olan Makedonya tahtına geçen ve 32 yaşında hayatını kaybedeceği ana dek o zamanki bilinen dünyanın yarısını sadece 13 yılda fetheden bir liderdi Büyük İskender. Özellikle Pers Kralı 3. Darius'un sayıca üstün ordularını defalarca mağlup etmesi ve ardından Hindistan'ı fethi çokça işlenmekte ve bilinmektedir. Fakat tarihte Büyük İskender'in neden büyük olduğunu gösteren küçük ve pek bilinmeyen bir savaş vardır. Tayr kuşatması. Milattan önce 332 yılında Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika topraklarının bir bölümünü fetheden Büyük İskender daha da doğuya ilerlemek istiyordu. Fakat yolunun üzerinde günümüz Lübnan topraklarında bulunan Fenikelilere ait çok iyi surlarla korunan ve dönemin en güçlü donanmasına sahip bir ada kenti olan Tayr şehri vardı. Büyük İskender tüm ordusuyla doğuya ilerlemeden önce arkasında böylesine bir güç bırakmak istemiyordu. İlişkileri iyi tutmak amacıyla Tayr şehrine bir elçi gönderdi ve oraya gelerek doğuya yapacağı seferlerin başarılı olması için Herakles tapınağında tanrılara adak sunmak istediğini iletti. Fenikeliler ise bunu reddetti ve kapıların İskender'e açılmayacağını söylediler. Fenikelilerin bu tavrı Büyük İskender'i oldukça kızdırmıştı ve o devirde onu kızdırmak hiç de akıllıca değildi. Ordusuyla Tayr Adası'nın karşı kıyısına gelen İskender, şehre bir elçi grubu daha gönderdi. Fakat gönderilen elçiler, Büyük İskender ve tüm Makedon ordusunun gözleri önünde, surların üzerinde infaz edildi ve aşağı atıldı. Bu, savaş demekti. Tayr şehri kıyıdan 800 metre uzaklıkta, devasa ve kalın surlarla çevrili, ayrıca güçlü bir donanmaya sahip olduğundan fethedilmesi çok zor bir şehirdi. Nitekim pek çok devlet daha önce burayı kuşatsa da ele geçirememişti. Ayrıca Büyük İskender'in ordusu her ne kadar kara savaşında çok iyi olan yaya ve süvari birliklerinden oluşsa da donanma anlamında çok zayıftı. Tüm bunlara güvenen Fenikeliler Tayr şehrinin düşmeyeceğinden emindi. Büyük İskender'in karşısında iki engel vardı. Birincisi Tayr şehrinin surları, ikincisi ise 800 metre boyunca önünde uzanan Akdeniz. Böylesi bir savaş dehası için surları aşmak zor olmasa gerekti. Ama denizi aşmak için garip bir yol izleyecekti. Büyük İskender, şehrin surlarına kadar 800 metrelik bir köprü yapılmasını emretti. Etraftan ele geçirilen köleler ve askerler bu köprünün inşasında çalışmaya başladılar. Büyük kaya parçaları, ağaçlar ve kum kullanılarak deniz doldurulmaya başlandı. Aslında çok kısa bir zamanda yolun büyük bir kısmı yapılmıştı bile. Lakin surlara az bir kısım kala deniz artık oldukça derinleşmiş ve surlardaki okçuların menziline girilmişti. Büyük İskender surlardan atılan oklara karşılık vermek amacıyla köprünün ucuna iki adet devasa okçu kulesi inşa ettirmiş ve buradan karşı saldırı yapmaktaydı. Aynı zamanda Tayr donanması sürekli limandan çıkarak baskınlar yapıyor ve Makedon ordusuna çok ağır darbeler vuruyordu. Geçen 3-4 ayın sonunda köprü yapımı neredeyse durma noktasına gelmişti. Büyük İskender denizlerdeki zayıflığının farkına varmıştı. Bunun için hemen gemi yapımına başlandı ve müttefiği olan tüm devletlerin donanmalarını yardıma çağırdı. Çok kısa bir zaman içerisinde denizlerdeki hakimiyeti ele geçiren İskender, gemileri farklı amaçlar için kullanmaya başladı. Her gemi özel olarak dizayn edilerek, üzerine ya büyük bir okçu kulesi, ya surları kırması için bir koçbaşı, ya da surlara tırmanmak için bir merdiven konuluyordu. Hatta Yunan filozof Aristo'nun yazdığına göre, fıçı şeklinde sualtı araçları tasarlayıp, tarihin ilk tek kişilik denizaltısı diyebileceğimiz bu araçlarla denizin altından karşı kıyıya asker çıkarmaya bile başlamıştı. Tüm bu mühendislik harikalarının birleşmesiyle devam eden savaşta 7. ayın sonunda şehrin direnci kırılmaya başlandı. Makedon askerleri gemilerin üzerindeki merdivenler sayesinde surlara çıkmayı başardı ve aynı zamanda gemilerdeki koçbaşları surlara bir bölgeden delik açtı.
En sonunda ayağı toprağa basan Büyük İskender'in seçkin askerleri, uzmanlık alanları olan kara savaşlarına başlamışlardı ki, bu Tayr şehrinin sonu demekti. Büyük İskender fethettiği toprakların halkına ve askerlerine, genelde hoşgörüyle yaklaşan ve kan dökmeyen bir liderdi. Fakat Tayr şehrinin savaş öncesindeki tutumundan ötürü bu topraklara hoşgörü uğramadı. 8000 Fenike askeri infaz edilirken 2000 kişi ise ada etrafında çarmıha gerildi. Adada yaşayan 30.000 kişilik halksa köle olarak pazarlarda satıldı. Tüm bunlardan sonra Büyük İskender en başta dileği olan Herakles tapınağına gidip tanrılara kurbanlarını sundu ve ardından dünyayı fethetme arzusuyla doğuya ilerlemeye devam etti.